Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pusat Seyahat Kiti'ni inceliyoruz. Aslında bu ürün birkaç farklı ürünün birleşmesinden oluşuyor. Daha doğrusu iki tane ürünün birleşmesinden oluşuyor. Bir tane şöyle bir adaptörümüz var. GAN adaptörü ki onun kutusu da şurada görüyoruz. Pusat GAN PD Fast Wall Charger olarak geçiyor bu ürün. Bir de şöyle özel bir kablomuz var. 100 wattlık özel bir kablo. Onun da kutusu burada. Bu kutuları ayrı ayrı detaylarda size göstereceğim. Type-C to Type-C 100 wattlık PD Fast Charger Cable diye geçiyor. Şimdi bu iki ürünün birleştirdiği zaman böyle kutu, şöyle özel bir kutusu var. Bu kutuyla beraber geliyor ve bu kutudan beraber siz hem bu ürün çıkıyor hem de bu ürün çıkıyor. Yani hem kablo çıkıyor hem de bu duvar adaptörü çıkmış oluyor. Bu ikisini beraber kullanabiliyorsunuz. İsterseniz ayrı ayrı da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da altını özellikle çizmek isterim. Şimdi gelelim bu üründen ne işe yarıyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi benim gibi mesela sürekli böyle dolaşıyorsanız, dışarılardaysanız, mobil bir hayat yaşıyorsanız ister istemez yanınızdaki cihazların, mesela ben işte telefonu da çok kullanıyorum, bazen aksiyon kamerası kullanıyorum, bazen bilgisayarda kullanıyorum, yanımda taşıdığım o zamanlar olabiliyor. Bunları sürekli yanımda taşıyoruz. Tabii dışarıda olduğunuz zaman mesela ben çekim de yapabiliyorum telefonla. İşte bilgisayarı kullanmam gerekiyor ya da farklı cihazlar, aksiyon kamerasını kullanmam gerekiyor. Tabii ki bunların pili bitiyor. Şarj etmeniz gerekiyor. Ama tabii şarj ederken şöyle bir sıkıntı var. Her biri için hızlı şarj adaptörünü yanında taşımanız gerekiyor. Bazen bunlar birbirine olmuyor. Olduğu zamanlar da var bu arada. Yani bütün bu ürünler hepsi tip C kullanırsa, ki tip C çok yaygın bir teknoloji oldu artık son dönemde, rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Ama bazı durumlarda da hızlı şarj yanınızda olmadığı zaman sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. İşte bu ürün, şu ürün, yani bu Pusat'ın GAN destekli ve PD destekli yüksek hızlı şarjı da destekleyen bu ürünü sizi hem küçük olması, ki ben bunu çok beğendim bu arada, yani küçüklüğü, yani şöyle cebinize koyun gidin, yani öyle bir ürün, hem de performans anlamında 65 Watt'a kadar destek olması bence önemli bir olay olmuş. Bir dış görünüme bakacağım ama biliyorsunuz ben videoda bir dış görünüm, fiziksel görünüm yapıyorum ama hani dış gömde bir şey yok işte. Bir tane tip A bağlantımız var, çıkışımız var. İki tane de tip C bağlantı yuvamız var. Bu tip C'lerden bir tanesi biraz daha hızlı. Onun detaylarını teknik özelliklerde vereceğim. Tip A zaten verebileceği maksimum hızda. Tip A da yeşil renkte tasarlanmış. Malum Pusat Monster Notebook'un bir aksesuar markası. O da yeşil rengi çok sahiplenen bir marka olduğu için böyle onun USB çıkışı da yeşil yapılmış. Bu şekilde güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Biraz da kablodan bahsedeyim. Bu 100 watt destekli bir kablo. Şimdi burada şöyle bir durum var. Neden 100 watt olduğunu özellikle söylüyorum veya ismini de niye 100 watt yazıyor? Şimdi arkadaşlar iki ucu tip C'ye bu kablo, bu Type-C to Type-C diye geçiyor. Yani tip C'den tip C'ye yapabiliyorsunuz bunu. Her kablo 100 watt'ı desteklemiyor. Yani sizin mesela bir bilgisayarınız var. O bilgisayarla 100 watt şarj edebiliyorsunuz. Adaptörünüz de var, tamam. Ama kablomuz 100 watt'ı desteklemiyorsa kullanamazsınız arkadaşlar. Böyle bir sorun ortaya çıkıyor. O yüzden yüksek hızlı enerji aktarımına izin verecek bir kablo olması gerekiyor. Bu kablo öyle. Altın konektörler kullanılmış. Bir de örgü ve sağlam bir örgü bu arada. Yani bayağı sağlam. Yani sert bir örgü bir kablomuz var. Kablonun da güzel olduğunu söyleyebilirim. Şimdi her iki ürünün de teknik özelliklerine göz atalım. Pusat GAN PD 65 Watt hızlı şarj adaptörü PD desteği olduğunu söylemiştim. 2 adet USB-C ve 1 adet USB tip A bağlantısına sahip. Tip C maksimumda baktığımızda 65 Watt'a kadar destekliyor. Tip C1, ki ekranda ben bunları göstereceğim size. C1 dediğimiz slot hangisi, C2 hangisi olduğunu göreceksiniz. C1 65 Watt'a kadar destekliyor. Yani bilgisayar şarj etmek istiyorsanız C1 bağlantısını kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. C2 ise 30 Watt'a kadar destekliyor. Tip A ise yine 30 Watt'a kadar desteklediğini söyleyeyim. Hızlı şarj tip C'de PD2.0, PD3.0, QC dediğimiz Quick Charge 2.0, Quick Charge 3.0, FCP, Apple 2.4 amper ve Samsung AFC ve BC1.2 destekliyor. USB A'da baktığımızda ise QC 2.0, QC 3.0, FCP, SCP, Apple 2.4A, Samsung AFC ve BC1.2 de destekliyor. Bilgisayar şarj edebilme özelliği var. 124 gram ağırlığı bulunuyor ve 799 TL fiyatı var. Gelelim kablonun teknik özelliklerine. Pusat Type-C to Type-C 100 Watt PD hızlı şarj kablosu 100 Watt'a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Altın kaplama konektörleri var. 1.2 metre kablo uzunluğu var. Örgülü sağlam bir kaplamaya sahip ve fiyatı da 199 TL. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Ben girişte biraz bahsettim. Hani mobil olanlar için kesinlikle önerebileceğim bir cihaz bu. Ve 65 Watt'a kadar şarjı destekleyen bilgisayarlarda şarj edebiliyorsunuz. Aynı anda 3 cihazı şarj edebiliyorsunuz. Ki söylediğim gibi bu benim gibi bir hayat yaşıyorsanız, yani dışarı çıktığımda ben yanıma birkaç farklı cihaz da almak zorunda kaldığım durumlar olabiliyor. Bazen lansmanlara gidiyoruz, bazen etkinliklere gidiyoruz ve o etkinliklerde farklı cihazlar kullanmam gerekiyor. Tabi bunların şarjları da bitiyor. O yüzden hızlı ve aynı anda birkaç cihazı şarj edebilen böyle kompakt şarj adaptörlerine ihtiyacım oluyor ve bu da benim zaman zaman kullandığım güzel bir cihaz oldu. İki tane tip C var. Söyledim bunları zaten az önce. Bir tane tip A var. Tip A'dan istediğiniz herhangi bir şeyi şarj edebilirsiniz. Yani yüksek hızlı şarj istemeyen şeyleri ben tip A'dan bağlanmanızı öneririm. Yani normal standart USB bağlantısı. Eğer yüksek hızlı şarj istiyorsanız zaten cihaz
cihaz da onu istiyorsa eğer karşı taraftaki, yani bilgisayar olabilir bu, telefon olabilir, bazı telefon biliyorsun hızlı şarjı destekliyor. Bu bağlantılardan kullanmanız gerekiyor. Ama teknik özelliklerde söyledim, bu C1 yazan bağlantı daha yüksek hızlı şarjı destekliyor. Yani 65 Watt'ı destekleyen bu C1 olan, oraya takacağınız cihazın daha hızlı şarjı destekliyorsa oraya takmanız lazım. Mesela bilgisayarı ortadaki, yani C2'ye takarsanız çalışmıyor arkadaşlar. Yani şarj etmiyor. O yüzden bilgisayar takacaksınız ki ben takıp denedim, üst taraftaki C1'e takmanız gerekiyor. Onun dışındaki cihazlarda da yine buraya takarak kullanabiliyorsunuz. Söylediğim gibi aynı anda 3 cihazı. Ben mesela 2 telefon bir bilgisayar yaptım. Bir telefon bir aksiyon kamerası bir bilgisayar şarj ettim. Oldu. Veya bir power bank'ı vesaire oldu. Çünkü şimdi şöyle bir durum var. Bunda PD var. Power Delivery diye geçiyor bu özellik. Power Delivery özelliği olan bir cihazla şarj ederseniz, mesela bir power bank'ınız var. PD destekli. Şimdi PD destekli bir power bank'ı şarj ederken de PD destekli bir adaptöre ihtiyacınız var. Neden? Çünkü normal bir adaptörle şarj ederse çok uzun sürüyor arkadaşlar. Ben çeşitli testlerde yaptım. Mesela şöyle bir cihaz da aldım. Hatta sırf bu test için böyle bir ürün gittim satın aldım arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu voltaj metre ve akım ölçer. Yani bir cihazı taktığımızda ne kadar akım çekiyor, ne kadar voltaj akıyor üzerinden onu görebiliyorsunuz. Bu cihazı test etmek için özel olarak aldım bunu ve bununla yaptığım denemelerde arkadaşlar gerçekten de çok iyi sonuçlar aldım. Ölçümlerini de yaptım. Mesela tip C bağlantılarına baktığımda 9 volt çıkış verdiğini gördüm. Tip A'ya baktığımızda 5 voltluk bir çıkış veriliyor arkadaşlar. Bu şekilde güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Oldukça da hızlı şarj ediyor. Yani telefonunuzun tabii veya kullanacağınız cihazın kapasitesine göre değişmekle birlikte, artık diyelim ki 55 watt hızı destekleyen bir telefonunuz varsa bu ürün işinizi görecektir. 65 watt'a kadar olan bilgisayarları da şarj edebiliyor. Onu da altını özellikle çizeyim. Bir cihaz her şeyi şarj edebiliyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Şunu merak ediyor olabilirsiniz. Hızlı bir cihazı şarj ederken diğer yavaş portları kullanabiliyor muyuz? Evet. Onu kullanabiliyorsunuz. Tek konu şu olabilir bence. İki tane hızlı şarj destekli cihazı aynı anda taktığınızda doğal olarak, yani birini kullanabiliyorsunuz. Çünkü diğer port hızlı değil. Yani birisi 65 watt. Tip C bağlantılarından bahsediyorum. Bir tanesi 65 watt. Diğerisi 30 watt. O yüzden 65 watt olanı, hızlı olanı takmanızı daha önereceğim. İki tane hızlı cihazı şarj etmek isterseniz birazcık beklemeniz gerekiyor. 30 watt olandan şarj etmeye kalktığınız zaman için söylüyorum. Ama ben genel olarak çok beğendim. Özellikle de böyle dışarıdayken, dolaşırken, gezerken, ki evde de kullanabilirsiniz bu arada. Yani evde kullanmayın da söylemiyorum ama özellikle dışarıda hani hıza daha çok ihtiyacınız oluyor. Çünkü hızlı şarj özellikle dışarıda işinize yarayacak bir şey. Ha, evde de şöyle bir senaryoda yaşadım bu arada. Tam çıkacaksınız, bakıyorsunuz telefonunuzun şarjı %5, %10. Ay, birazcık şarj edeyim de yolda beni idare etsin dediğiniz noktada Pusat'ın bu modeli size destek olacaktır. Gerçekten de o manada çok işe yarıyor. Ben zaten hani adaptör alacaksanız, haricen bir adaptör alacaksanız mutlaka böyle bir ürün almanızı öneriyorum. Kablo tarafında da onu da söyleyeyim. Kablo, özellikle bilgisayar şarj edeceksiniz, bu kabloya kesinlikle ihtiyacınız var, böyle bir kabloya. Ama söylediğim gibi illa böyle kit olarak almak zorunda değilsiniz. Ayrı ayrı da alabiliyorsunuz bu ürünleri. Ama kit olarak alırsanız hani daha böyle güzel şekilde paketlenmiş ve kutulanmış oluyor. Hem de kabloya vesaire de ayrı ayrı uğraşmamış oluyorsunuz. Ama ikisi de böyle bu şekilde de alabilirsiniz. Onu da altını özellikle çizmiş olayım. Kablo çok güzel, sağlam. Böyle bakın 1.2 metre uzunluğunda, şöyle çekeyim mesela, gördüğünüz gibi. Bayağı böyle bir sert bir kablomuz var. Bu şekilde güzel duruyor. Kolay kolay da bükülmüyor bu arada. Yani çok sert değil ama çok yumuşak da değil. Bunu detaylı size göstereceğim. Ne kadar anlaşılır tabii bilemiyorum ama oldukça güzel bir kablo olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu arada şöyle bir durum var tabii fiyatıyla ilgili. İkisini beraber aldığı zaman daha uyguna geliyor. 849 TL gibi bir fiyatı var. En azından ben bu incelemeyi yaptığım tarih itibariyle. Yani böyle paket olarak alırsanız, hani biri 799 dedim, öbürü 199 dedim ama böyle bir kutulu bir paket olarak alırsanız 849 TL ikisini de almış oluyorsunuz. Bence oldukça iyi bir fiyat. Uzun yıllarda kullanırsınız. Yani bu tarz ürünler böyle hani her gün aldığımız, her ay aldığımız ürünler değil arkadaşlar. Uzun yıllarda kullanacağınızı düşünüyorum. Gerçekten de güzel bir ürün olmuş. Hem paketlemesinin böyle bir iki ürünü bir arada almak, hem de kablonun kalitesi, cihazın kalitesi benden tam puan aldı. Bu videoda sizlere arkadaşlar Pusat seyahat kitini anlatmaya çalıştım. Bir adet kablo ve içinden bir adet de adaptör çıkıyor. İkisini çok güzel bir şekilde özellikle mobil cihazlarınızı şarj etmek için kullanabileceğiniz güzel bir kit halinde kullanıyorsunuz. Atarsınız çantanıza, hiç yer kaplamayan oldukça hafif, kompakt ürünler. Ben bu taraflarını çok beğendim. Aynı anda 3 cihazı şarj edebiliyor olması da benden olumlu puan aldığını söyleyebilirim. Sizin de bu ürünlerle ilgili görüşleriniz, fikirleriniz olabilir arkadaşlar. Anlatmayı unuttuğum ya da sizin merak ettiğiniz farklı konularda vardır. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmekten çekinmeyin. YouTube kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Bunu her videonun sonunda söylüyorum arkadaşlar. Temel sebebi de şu: ne kadar çok abone sayım olursa bu tarz ürünler hem bana daha çok gelir, hem de ben de sizlere daha kaliteli içerikler üretmek için motive olmuş olurum. Bu konuda desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Hatta sadece bana değil, içeriklerini beğendiğiniz her kanala abone olun. Ben yapıyorum bunu. Siz de yaparsanız iyi olur. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan da takip etmeyi unutmayın. Bu tarz ürünler geldiğinde böyle ilk önce orada paylaşıyorum. Küçük küçük fotoğraflar, videolar vesaireler. Oralardan da takip ederseniz çok iyi olur.
olur. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri de açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan da takip edebilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.